Life Bursa'dan merhabalar değerli Bursa sporlular. Yeşil beyaz takım günün ikinci idmanını gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren Bursa sporlu oyuncular akşam antrenmanı için sahaya geldiler. Şu anda serbest çalışma gerçekleştiriyorlar. Tahsin Tam birazdan düdük çalacak. Kısa bir toplantının ardından antrenman başlayacak. Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Hasan Ayaroğlu dün akşam basına kapalı olan antrenmanda sahaya çıkmıştı. Bugün de basın mensuplarıyla merhabalaştı ve sahaya o da giriş yaptı. Zaten geçtiğimiz günde Kubilay Sönmez sahada yer alıyordu. Bursaspor'un bugün akşam gerçekleştireceği antrenmana yönetim kurulu üyelerinden Onur Özen ve Ramazan Çetinkaya da dahil oldu. Onlar da antrenmanı takip ediyorlar. Tahsin Tam'ın düdüğüyle her antrenman öncesi olduğu gibi kısa bir toplantı gerçekleşiyor ve sonrasında da antrenman başlayacak. Aytül Öztürk sormuş. Selamünaleyküm Onur'a ne oldu? Diyor. Onur'la alakalı gelişmeler var ama kulüp görüşmelerini devam ettiriyor. Bu hafta içinde biz de netleşmesini bekliyoruz Aytül. Eren kolay gelsin Adnan abi demiş. Teşekkürler Eren. Evet, biraz sizi ortam sesiyle baş başa bırakalım. Sonra idman başında tekrar burada birlikte olalım. Evet değerli Bursasporlular, takımın sakat oyuncularından tedavi süreçleri devam eden isimlerinden Furkan Emre Ünver'le Hasan Sabri Karaca şu an takımdan ayrıldılar. Ve onlar tekrardan evet tedavileri için içeri geçecekler veya salonda çalışmaya devam edecekler. Deniz bugün aralarında değil. Zannediyorum. Şimdi sağdaki oyunculara bakıyorum. Onların arasında olabilir. Normalde o da vardı. Sakat oyuncuların arasında. Oldukça rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Özce İbrahim Yazıcı tesislerinde.
burslu sporlu oyuncular da istasyonda ısınma hareketlerine başladılar. Kaleciler ise diğer tarafta takımdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Deniz de oyuncularla birlikte saha içinde ama şu an çalışmada yer almıyor. Muhtemelen Tahsin Hoca ile bir görüşme gerçekleştirecek. İdmanın başında da dediğim gibi Hasan Ayar oldu. Dün akşam basına kapalı olan antrenmanda yer almıştı. Sezon Bursaspor'da ilk kez idmana çıktı tecrübeli oyuncu. Ve bu akşam da sahada yer alıyor. Takımın diğer tecrübelileri zaten Enver Cenk Şahin'le Kubilay Sönmez de idmanda yer alan isimler. Evet, Bursaspor'lu oyuncuların 6'şarlı gruba ayrıldığını görüyorum. Saha içinde yapılan sohbetlerde de yüzlerin güldüğünü söyleyebiliriz. Dediğim gibi yoğun rüzgar altında akşam idmanı gerçekleşiyor. Ve Deniz'in de... Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi gördüm sizi. Gelirsin değil mi? Deniz'in de tedavisi için kenara geldiğini söyleyebiliriz. Ve hocayla görüşmesini gerçekleştiren Barış Dalkıran'da. Bana söylemiyor isimlerini. Barış Dalkıran'da tedavisi için içeri giren isimler oldu. Ufak şeyler var ya. Sezon başı böyle ufak bir şeyler var. Bunlar zaten ağrıtmıyor. Kesik ağrısı var. Sana
pazartesiye kadar bekle beni diye. Bekledik seni. Şimdi 3 gün daha bekle. 3 gün. Bu arada Bursa Spor'un resmi ürünlerinin satıldığı Bursa Spor'da bugün yeni sezon formaları satışa çıkmıştı. Şu an oradan arkadaşlarımız, dostlarımız bize fotoğraflar atıyor. Oldukça kalabalık olduğunu, yoğun talep olduğunu, sıra olduğunu söyleyelim. Bursa Spor ürünlerine sahip olmak için Bursa Spor taraftarı şu anda Timsah Park'taki Bursa Store'da yoğun bir ilgi göstermiş durumda bulunuyorlar. Evet, Bursa Spor'da oyuncuların ısınma hareketleri devam ediyor akşam idmanı için. Bursa Spor Sportif Direktörü İsmail Ertekin de sahaya geldi. Hala sağ stoper lazım diyorlar. 4 tane stoperi var. Hala hafta oyuncu değil, bana sağ stoper lazım. Benim tam iyi bir oyuncum oldu ki sen sağ stoper arayacaksın. Ama ne için arıyor? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Onun için diyor. Olarak baktığım zaman genç oyuncu, çok iyi oyuncu falan umurumda olmaz. Hiç yani. Çok çabuk harcıyor. Ama şu var, 4 maç kötü gitsin Trabzon'dan ne Apo kalır ne şampiyonluk kalır. Çok beter. Aynı pozisyon ben de o zaman ben de. Bana ne abi o futbolcu oldu beni ilgilendirmiyor. İkram metaller hocam. Ha işte o zaman esas mesele burada bir futbol oluyor. Eğer o şehrin insanıysa kendini zorunlu hissediyor. Kulübü kurtarmak için. Eğer o şehrin adamıysan benim gibi ben dışarıda böyle. Baktım o ya. Hadi eyvallah. Gidiyorlar. O burada nereye gideceğiz? Akşam yine eve buraya gidiyorum. Gidecek yer yok. O kadar. Hocam onurda durun da. Var mı? Dur. Çalışıyor. Söyle de. Bir iki gün daha bekliyorum. Çalışıyoruz. Çarşamba dedin. Ben Cemal abi dedim. İyi ya. Bunu pazartesi biraz bekliyorum. Tamam. Şimdi yok çarşamba kadar bekliyorum. Kampa kadar. Böyle gözüküyor. Olacak o iş. Bir şey. Evet. Life Bursa'nın değerli yorumcusu Cemal abimiz Onur Atasayar'la alakalı bilgilere ulaştı diyelim. Cemal abi mikrofonu sana bırakıyorum ben. Herkes çünkü Onur'la alakalı sorular soruyor. Genelde Onur Atasayar'da son durum nedir? Ya şöyle Onur Atasayar şu an İsmail Ertekin'le sportif direktörümüzle sohbet ederken ikna etmeye çalışıyorlar. İki gün biliyorsun o bize dedi ki Hasan'la falan ilgili Kubilay'la pazar gününe kadar bekleyin. Pazartesi idmana çıkarlar dedi ama onlar sürpriz yaptı. Biri cumartesi biri de pazar günü çıktıydı. Bize dedi 3 gün müsaade edin dedi. Herhalde salı veya çarşamba günü de Onur Atasayar biraz zorluyormuş yönetimi. Sanıyorum onu da çözerler. Zaten Tahsin Hoca da çalışmaya çıkmadan önce sohbet ederken %50 %50 dedi ama ibre bize döndü gibi bir şey söyledi. Sanıyorum yakında bunlar şey yapar. Ama işin en üzücü tarafı bir önceki yönetimin takımdan adeta kopartarak gönderdiği Emirhan'ın şimdi kendine kulüp arıyor duruma gelmesi gerçekten çok üzücü bir durum. Yani Bursa'da kalmış olsaydı ne olacaktı? Bursa'nın kralı olacaktı. Şimdi şu takımın kaptanı olacaktı. Belki de bir anlamda da sahibi gibi olacak bir insandı. Şimdi böyle bir oyuncu maalesef değersizleştirilmiş oldu. Bir önceki yönetimi hepsini kutlamak gerekiyor. Maalesef
onların yaptığı şeyi. Bursaspor 2. lige düşerek ödediler. Faturası çok ağır oldu. İnsan üzülüyor. Yani duyunca da böyle kendilerine bu kadar yetenekli adamlar ama hiç maç oynamadılar. Maç oynamış olsalardı onlar için de her şey çok farklı olurdu. Oynamayınca her şey çok farklı oluyor maalesef. Türkiye'de futbolun değerleri oyunla ölçülüyor. Olmadığı için de bu iş olmuyor yani. Yazık. Yani çok yetenekli bir isimdi. Kayboldu gitti. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim Bursa. Bursa'nın kendi evladı. Öz evladımız yani. İnsan üzülüyor. Ya. Bursa'dan gidip yani o kadar çok oyuncumuz var ki keşke gitmeselerdi diyorsun. Ama yapılacak bir şey yok. Yönetimlerin bir çıkar meseleleri yüzünden bedava harcadıkları adamlar maalesef sonuçta faturasını Bursaspor ödediği için insanın üzülmeden geçemiyor. Üzülüyoruz yani sadece. Yazık oldu. Yani yıllarını harcadı, yıllarını verdin, dünyanın yatırımını yaptığın bir oyuncu senden gitti. Şimdi kulüp arıyor. Halbuki Bursa'dan kopartılmamış olsaydı. Şimdi Cemal abi, geçtim seni öden azıcık şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Ufuk Budak geldi biliyorsun Bursaspor'da. Herhalde evet. Yaklaşık bir 60 dakika falan oynadı. Evet. Sonrasında veya işte 100 dakika, 120 dakika oynadı. Sonrasında Erzurumspor'a gitti. Evet. Bonservisiyle verdiler. Evet. Ozan Sol var biliyorsun. Bilmez. Bu ligin gol kralı. Onu evet. Da tukaka yapıp kapı dışarı ettiler. Onu da bonservis. 15 dakika şimdi, oynadı. Evet, bu iki oyuncu da kiralık olarak gönderseydin bu iki oyuncuyu da şu an senin kadronunda bugün burada sahadaydılar belki de. Evet ve çok büyük bir avantajın olacaktı. Senin golcün yok. Yani Ozan Sol şu takımdaki en tecrübeli golcü olacaktı. Zaten ligin gol kralıydı. Hem ligin gol kralı. Ufuk, sol bekin yok. Ufuk. Sol bekin olacaktı. Ya yani insan üzülüyor. Onur Atasayır'ı şimdi herkes yönetim, futbol şubesi, herkes başkanı, sportif direktörü, herkes Onur'u ikna etmek için uğraşıyor. Niye? Tecrübeli bir oyuncu takıma katmak. Yani bu ligde de yani genç oyuncuların kadar tecrübeli oyuncu, yani 4-5 tane, 6 tane tecrübeli oyuncunun olduğu vakit genç oyuncularla her zaman takviye yapabiliyorsun. Biz bu treni geçen sene maalesef çok basit bir hatalarla kaybettik. İşte gitti, biz hiçbir şey yapamadık. Gitti Sakaryaspor'u TFF 1. Ligine çıkarttı. Yani nasıl benim en çok öfkelendiğim zaten Fatih Hoca'nın yani 5 dakika 10 dakika seyredip bundan bir şey olmaz deyip göndermesi oldu. İşte hepimiz üzülüyor. Sen bile diyorsun bu ligde en deneyimli. Belki de ligden düşmezdik. Tabii yani, ki Cemal abi o da var. Yani Emirhan dursaydı, şey dursaydı, Ozan, Ufuk, şeyimiz, Taha'yı. Ya zaten ben Kerem, Taha, Batuhan. İlk 11 çıkartabileceğin kadro vardı. Yani hiç böyle hem düşmezdin. Bak ben şuna inanıyorum. Tahalar falan, Keremler, Batuhanlar kalsaydı belki biz hiç düşmeden de bu ligde kalıp daha iyi noktalara da gelebilirdik. Ama maalesef. Ya iki maç kazanmış olsaydık bugün ligde kalmayı bırak playoff'a bile kalacak duruma gelecektik Adnan. Bir Tuzla maçı, bir de Bolu maçlarını düşün. 9 kişi kalmış rakiplerin. Birine yenildin, birine berabere kaldın. Nizami bir golün iptal olduğuydu. Yani insan, şimdi ne yapacağız? Bakacağız bu çocuklarla ne olacak, ne bitecek. İnşallah iyisi olur diyelim. Ama bence en önemli isimlerden bir tanesi de Onur'un bu takıma katılması olacak. Artık onların da gerçek anlamda abilik yapabilecek bir isim olduğunu söyleyeyim. Bence yani Hasan öyle, Enver öyle, Onur öyle. Yani bunlar daima faydalı olabilecek insanlar. Fazla da şey yapmadan, bıcıklanmadan, şey yapmadan onların da artık takımın içerisine katılmaları gerekiyor. En önemli şey bence bu. Hayırlısı diyelim Cemal hayırlısı, abi. Hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Ederim.
Amadeus kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Belki düşmeyecektik. Emirhan kalsa demiş. Ya tabii ki yani o kadar oyuncu gittik. O kadar sirkülasyon oldu ki maalesef takım kimyası bir türlü dikiş tutmadı diyelim. Adnan abi Alperen hakkında teklif var diye konuşuyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Ahmet. Ahmet'ciğim böyle bir sosyal medyada yer almıştı bazı şeyler. Bununla alakalı kulüp gerekli değerlendirmeyi yapar diyelim. Tabii ki önceden önlem almak çok önemli. Burhan Şen şöyle bir kadro kurmuş. Deniz, Ertuğrul, Furkan, Ozan İsmail, Abdullah, Tazgel, Kubilay, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Çağatay, Berat ve Eren. Kadrosu başarılı olur mu demiş. Vallahi Burhan ben dün bir kadro yapmıştım. Şöyleydi: kalede Deniz, sağ stoper Ertuğrul, Kurtuluş, hemen solunda Furkan Emre Ünver, sağ bek Eren Tunalı, sol bek Onur Atasayar. Geleceğini varsayıyorum. Çarşamba günü muhtemel gelişme olabilir. Hemen önünde Ozan İsmail Koç. Orta sahaya kimi çekmiştim? Sen burada Kubilay'ı yazmışsın ama ben Kubilay'ı kadroya koymamıştım. Bir saniye, ben şunu okumam lazım herhalde. Şöyle yapacağım. Yanlış olmasın diye bakıyorum. Evet, pardon. Kubilay, Ozan İsmail. Evet, ikilisini koymuşum. Sağda Enver'i koydum, sağ açık. Ortaya Hasan Ayaroğlu, sola Çağatay, forvete de Berat. Berat Altın iş. Benim kadrom da bu şekildeydi. Veya işte Çağatay'ı sağa, sola Eren'i, sola Eren'i, Enver'i 10 numara gibi, Berat'ı da forvet hattında düşünebiliriz. O şekilde düşünmüştüm. Çağlar Kubilay'ı stopere koymuştu. Ben stoperden almıştım. Evet, orta saha diye oynatmıştım. Benim 11'im bu şekildeydi. Geçmiş geçmişte kaldı abilerim. Kim bilir, belki kendi çocuklarımızla gerçekten vefalı olanları demiş parantez içinde Amadeus. Önem vermeyi öğrenmiş oluruz böylelikle. Bu arada takım morali ne durumda? Az önce gördüğünüz gibi sevgili arkadaşım Murat'ın çektiği gibi oyuncuların birbirleriyle şakalaştığını görebiliyorsunuz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Kampa kadar arkadaşlığın daha da oturacağını söyleyebiliriz. Tabii ki yaklaşık 40 kişiyle başlayan idmanlar vardı. Yani 35-36 kişi arasında çalışmalar gerçekleşiyordu. Takımda 16 tane amatör lisanslı oyuncu vardı. Kampa kadar takım kadrosu oturduğunda her şey daha da güzel olacak inşallah. Berat Ertuğrul. Evet, şu anda takım dört kale, minyatür kale maç yapıyorlar. Şen demiş ki konuşma sesi sadece sağ kulaktan geliyor diye, ama bu zannediyorum ya kulaklıkla veya dinlediğiniz hoparlörlerle alakalı olabilir. Kolonlarla alakalı olabilir. Veya bilgisayar ses sistemiyle alakalı olabilir sevgili Burhan. Murat, ortam sesini alabilecek misin? Eğer alacaksan şey yapalım. Ortam sesini verelim, idman sesini. Evet, şu anda karşılaşma oynanıyor. Biz de oranın ortam sesini size vermiş olalım. Haydi
Sakin.
şey yaparız ya. Evet değerli Bursasporlar, akşam idmanında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yaklaşık 40 dakikadır sizlerle birlikte canlı yayındaydık. Yarın sabah idmanında görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.